Evet arkadaşlar, tahtayı silelim şöyle bir. Bir de geçmiş yıllarda sorulan soruları da geçeceğim ama vaktimiz de bayağı bir daraldı. Şöyle sizin şimdi bir parabol ile doğru arasındaki bir ilişkiye bakalım. Ondan sonra Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi üniversitelerde geçmiş yıllarda, yakın geçmişte tabii ki bununla ilgili ne sorular sorulmuş onlara da bir vakit ayırmaya çalışalım. Şimdi bir doğrunun bir parabolle arasındaki ilişki. Biliyorsunuz doğru denklemi ax artı b şeklinde, parabol denklemi de ax kare artı bx artı c şeklindeydi değil mi? Bu şekilde bir gösterim vardı. Şimdi bir parabol çizelim. Bir de doğru çizelim. Doğru mu? İşte bunların kesişimleriyle ilgili bir ilişki kuracağız. Eğer bir parabolün denklemini verdiydik. Bu y eşittir ax artı b. Bu da işte y eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir denklem, birinci dereceden bir doğru bir denklem ve onun grafikleri. Bunların ilişkileri bunların birbirlerine eşitlenmesiyle buluyor. Çünkü şu fonksiyonları belirten y'lerin yerine değil mi? Bunların eşitliklerini ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Yani ax kare artı bx artı c eşittir ax artı b diyoruz. Buradan tabii ki ne şekilde şu ax'i bu tarafa, b'yi bu tarafa attığımızda ikinci dereceden yeni bir denklemimiz oluşuyor. Ve dolayısıyla ikinci dereceden bir denklemimiz oluşuyor ise 3 tane de yine delta yine karşımıza çıkacak. 3 tane durumumuz oluşacak. Yani yeni bir denklem oluşacak. Hatta ax artı b demeyelim de bunlar eşit olmayabilir. Mx artı n diyelim. Mx artı n. Hani kafanız karışmasın arkadaşlar. Mx artı n. Tamam. Şunların hepsini buraya atıyorum. Yeni bir denklemimiz oluşuyor. Sıfıra eşitlediğimizde ikinci dereceden bir denklem oluşuyor. Buranın köklerine göre 3 tane durumumuz oluşuyor dedik. Birincisi ne oluşacak? Delta her zamanki gibi büyük 0. Delta büyük 0 ise doğru, yani şu bahsettiğim doğru, parabolü 2 noktada kesiyor. Şimdi aklınıza şöyle gelsin, yani bu tür durumları tabii ki pratik uygulamada görmeniz çok daha mantıklı ama şimdi biz ilk başta delta büyük sıfırdır derken ikinci derece denklemlerde iki tane kök vardır dedik. Parabole geçtik. Delta eğer büyüktür sıfırsa x ekseni iki noktadan kesiyor dedik. Bakın aynı durumu burada da yansıtalım. Delta büyük sıfır ise doğru parabolü iki noktada keser. İkinci durumumuz delta eşittir 0 ise doğru parabolü tek noktada keser. 3 ise delta küçük 0 ise doğru parabolü kesmez. Herhangi bir noktada neymiş? Kesmezmiş. Yani doğru ile parabol kesişmezmiş. Tamam. Şimdi bunlarla ilgili gördüğünüz gibi aynı ifadeleri parabolün denklemini oluşturulmasında ve parabolün ilk konularında gördüm. Nasıl? Delta büyük 0 ise şu doğruyla parabol ilişkisini bir tarafa atın. Delta büyük 0 ise x'i 2 noktadan keser parabol dedik. Delta eşit 0 ise x eksenini tek noktadan keser dedik. Delta küçük 0 ise x eksenini kesmez dedik. Aynı uygulamayı burada yapalım. Doğruyla parabol. Bu sefer doğruyu baz aldığımızda delta büyük 0 ise doğruyu 2 noktadan kesiyor. Doğru parabolü 2 noktadan kesiyor. Delta eşit 0 ise parabol tek noktadan kesiyor. Doğru. Delta küçük 0 ise doğruyla parabol ne oluyormuş? Kesişmiyormuş. Hep aynı mantığımız. Aynı sonuçlar. Yalnızca ne değişik? Doğruyla parabol arasındaki ilişki. Doğrunun eksenler arasındaki ilişkisi. İkinci derece denklemlerde de işte denklemin kökler arasındaki ilişkisi. Üçü de aynı mantık. Peki.
Yapalım bir tane soru. Mesela nedir? Bir bakalım. Şu köşeye çizsem acaba şey olur mu? Gözükür mü? Bakalım. X, Y. Tabii benim bu soruları çözmem için bana bayağı büyük bir tahta lazım. Efendim bu Y eşittir X kare eksi 4X artı 3 de parabolü. Buradan da bir tane doğrum geçsin. Bu da Y eşittir X eksi 3 de olsun. Şu kesiştikleri noktada A eşittir M N de olsun. Tamam. M artı N'yi soruyorum. Ne eşittir? Evet, bu ifade neyi belirtiyor bize? Bakın, doğrumuzu iki noktada, doğrumuz parabolü iki noktadan kesiyor. Yani birinci durum, delta büyüktür, sıfır zaten. Ne yapacaktık? Ortak çözüm yapacaktık buradaki gibi. Yani x kare eksi 4x artı 3'ü neye eşitleyeceğim? X eksi 3'e eşitleyeceğim. Bunları bu tarafa atalım. X kare eksi 5x artı ne olacak? 6 olacak. Doğru mu? Eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı x ile x'in çarpımı. Bu nedir? Bu şudur. Çapraz çarptığımızda veriyor değil mi? X birinci köküm 3, x ikinci köküm 2. Evet. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Eğer x ikinci köküm 2 ise bakın şu noktada bu şu noktanın ve şu noktanın apsislerini verecek. Öndeki hangisi 2? Hani sıfıra daha yakın şu orijin noktasına yakın. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Şu noktamızda kaç olacakmış? 3 olacakmış. 2 ile 3'ü topladığımızda burada bizden ne istemiş? M artı N istenmiş. Doğru mu? Ne olacak şimdi? Onu bir bulalım. İlk önce X'i kestiği noktayı da bulabiliriz. Değil mi? Yanlış yapmayalım da şimdi. 2 X1 2 X1 3 2. Dur bir saniye. Şöyle bir çözüm yapalım daha iyi. Şu kestiği noktaları bir bulalım. Nedir bu? Eksi 3 ile eksi 1. Yani burası 1, burası ne olacak? 3. Bakın zaten x1, 3 noktasını bulduk burada. Şimdi şurayı bulacağız. Değil mi? M ve N. N bizden y noktası isteniyor. X burası, y noktası burasıydı. M'yi bulmamız için ne yapacağız? İkinci nokta zaten 2 olduğunu biliyoruz. M'nin 2 olduğunu biliyoruz. Nereden biliyorum? Çünkü parabolü kestiği 2 noktamız var. Birincisi 3, ikincisi 2 demiştik. Demin yazmıştım onu. Peki Y'yi bulacağız şimdi. Y burada. Doğru mu? Yani burası da ne olacak? N noktası olacak. Evet arkadaşlar. Eğer herhangi bir denklemde X yerine 2 koyduğumuzda N değerini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bunu isterseniz paraboldeki denklemde, isterseniz parabol şeklinde verilmiş denklemde, isterseniz şu doğrunun denkleminde koyabilirsiniz. Y değerini bulmak için X'e ne vereceğiz? 2 vereceğiz. Bakın ben bunda daha basit olduğu için karelerle falan uğraşmayayım diye onu deniyorum. Y eşittir. X yerine ne koyacağım? 2. Eksi 3. Y'nin değeri kaçmış? Eksi 1. O zaman N'nin de değeri dolayısıyla ne olacakmış? Eksi 1. M'nin değerini biliyorduk. M kaçtı? 2. N'nin değeri de ne olacaktı? Eksi 1. Toplamları ne olacak o zaman? 1 olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Ha, şimdi burada soru nasıl da gelebilir? Der ki şu kesişim noktalarını belirtir. A burası, B burası. A artı B neye eşittir? Zaten biliyoruz. Birisi 3, birisi 2. Yani önde olan, sıfıra yakın olan taraf şu noktaydı. Bu noktada kesiyor. İkincisi bu noktada kesiyor. İkisinin toplamı bunları verecekti. Ama bizden burada Y'yi istemiş.
X'i ben biliyorum, şu noktaya tekamül eden nokta değil mi? X eksen üzerinde 2'dir. Diğer de ne olacaktır? 3 olacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Peki, bundan bir tane daha yapalım. Ondan sonra bir iki karışık örnek yapıp şu geçmiş sorularla ilgili dersimizi noktalayalım. Anlaştık değil mi? Demek ki burada yine delta diye başımıza bir dert çıkıyormuş. Onlara bakacağız. Evet. Çiziyorum parabolümüzü. X, Y şöyle geldi. Parabol böyle gidiyor. Bu sefer tek nokta. Y eşittir x eksi 5. Y eşittir x kare eksi 5x artı. Evet. M'in değeri nedir? Şimdi arkadaşlar, gerçi analitik geometri, bilmiyorum daha önceki konularda gördünüz mü ama şimdi buradaki her x ve y değerlerinin bu dik koordinat sisteminde nesi var? Bir çözümü var. Bakın, şimdi şu aslında bu demek. X'e 0 verdiğimde y'ye eksi 5 oluyormuş. Yani ben direkt olarak şuraya eksi 5. Efendim, y'ye 0 verdiğimde x 5 oluyormuş. Yani direkt olarak şuraya artı 5 yazabilirmişim. Ha, soru için gerekli değil. Ama bunu bilin. Hani y'ye 0 verdiğimde x 5, x'e 0 verdiğimde y eksi 5. Şimdi bu parabolüm x'i de iki noktadan kesiyor. Doğru mu? Yani şuradaki nokta ve şuradaki noktadan. Tamam. Şimdi yapacağım olay nedir? Bunların ortak çözümünü yapacaktık yine. Doğru mudur? Tek noktadan kestiğine göre delta neye eşit olacak? Sıfır eşit olacak. Nereden biliyorum? Çünkü parabol ile doğru arasındaki ilişkiye göre delta sıfır olmalı ki buradaki tek noktadan teğet geçsin ve tek noktada kessin. Yapalım. X kare eksi 5x artı m eşittir x eksi 5. Atalım. X kare eksi 6x artı m artı 5 eşittir 0. Evet, bu ortak oluşan denklemimizin deltası ne olması lazım? 0 olması lazım. Delta eşittir b kare eksi 4ac. Yazalım onu tekrar. Eşittir 0 olmalı. Eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 5. C yerine koyduk. Eşittir 0 olmalı. Evet, ne oldu? 36 eksi 4m eksi 20 eşittir 0. Burada 16 kaldı. Karşıya geçti. Eksi 16. Eksi 4m eşittir eksi 16. Evet, m eşittir ne olacak? 4. Anlaştık. Şimdi bakalım. Daha önce YÖS'te bunlarla ilgili bir iki üniversitede nasıl soru gelmiş? Evet, 2013'te, 2014 soruları yok zaten kitabımızda. 2014-2015 yok. Ankara Üniversitesi, benim kitap 2013 baskı olduğu için. Ankara Üniversitesi YÖS'te sormuş. İstanbul Üniversitesi sormuş. Parabol. Onun dışında Yıldız Teknik sormuş. Parabol. Peki, şu Ankara Üniversitesi'nin sorusunu bir yapalım. Efendim, fx Ankara Üniversitesi'nde sorulmuş 2013. Eşittir. Eksi x kare artı kx artı m. F2 değerini istiyoruz. Bunun için de bir parabol verilmiş. X, y. Y'yi 2'de kesiyor. Kollar aşağı doğru. 4x noktası da kesiyor. Fx.
Evet. F2'yi istiyoruz. Verilen başka eksik noktamız var mı? Y'yi de 2'de kesiyor. Evet. Bizden F2 değerini istiyor. F2 değerini bulmamız için K ve M'i ne yapmamız lazım? Bu parabol denklemi içinde değerini bulmamız gerekiyor. Şimdi gayet basit, hani benim size söylediğim bir şey vardı ilk başlarda, dersin başlarında. Parabol çizerken y ekseni kestiği noktayı bulmak için x değerlerine ne veriyorduk? 0 veriyorduk. Peki, aynı şekilde verelim. Yani f0 neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. Doğru mu? Yani x'e 0 verdiğimde 2'ye eşitmiş. Verelim. 0 artı 0 artı m neye eşit olmalı? 2. Dolayısıyla m neye eşit olacakmış? 2'ye eşit olacakmış. 2'yi yerine bir koyalım. Eksi x kare artı kx artı 2 oldu denklemin. Doğru mu? Artık m ile ilgili bir sıkıntımız yok. Peki k'yı nasıl buluruz? K'yı da şöyle buluruz arkadaşlar. Bakın bana bir nokta verilmiş. 4. Bu ne demek? Y'ye 0 verdiğim zaman bu denklemin eşiti ne oluyormuş? 4'e eşit oluyormuş. Doğru mudur? Y'ye 0 verdiğim zaman. Yani ya tersini düşün. X'e 4 verdiğim zaman Y ne oluyormuş? 0. Çünkü bu Y'yi, yani bu denklemi 0 yapan değerler aynı zamanda x ekseninde kesen değerler. Bunlardan birinci bir tanesi 4'müş, diğerini bilmiyorum ne olduğunu. Ama bir tanesini yerine koymakla y'nin 0 olduğu eşitini bulacağız. Yani burası 0'mış. X'e ne verdiğimde? 4 verdiğimde. 4'ün karesi. Artı x yerine 4 verdik. 4k artı 2. Buradan da k'yı çok kolay bulabiliriz değil mi? 16, ama nasıl 16? Eksi 16. Bunu da karıştırmayın. Çünkü bu eksi parantez içinde değil. Daha doğrusu eksi x'in karesi değil. X'in karesini alıp eksiyle çarpacağız. Eksi 16. Artı 2 var. Eksi 14. Artı 4k. 4k eşittir 14. Eksi 14'ümüz bu tarafa geçti. 0'ın olduğu tarafa. K eşittir kaç oldu? 14 bölü 4. Yani 7 bölü 2. K'yı da biliyoruz artık. Yerine koyalım. Fx eksi x kare artı 7 bölü 2x artı 2'ymiş. Tamam. Bizden ne isteniyor en son? F2. Yani x yerine 2 koy diyor. F2 eşittir. 2'nin karesi 4. Eksiyle çarptık. Eksi 4. 2. 2 ile 2 gitti. Artı 7 kaldı. Artı 2. 9. 9 eksi 4 kaç olacak? 5. Demek ki F2 değerim 5. Böyle yapanlar arkadaşlar bu soruyu doğru çözmüşler. Anlaştık. Evet, bu Ankara Üniversitesi 2013'te gelmiş bir soru. İstanbul Üniversitesi'ne geçelim. Ha, bu arada parabol çizimsiz olmuyor. Ben çizimsiz verilen bir parabol sorusunda bile muhakkak bir çizim yapıp ona göre değerlendirme yapıyorum. Yani çok daha basit anlamda çözebiliyorsunuz. Burada da tepe noktası verilmiş arkadaşlar. 5 bölü 2. 5. Burası 0'a 4 noktası. A noktası 0'a 4. Yani x 0 iken y 4. Bunu bilelim. Burası orijin. Y eşittir ax kare artı bx artı c. B neye eşittir? Sorduğumuz soru bu. Evet. Bu da verdiğimiz parabol denklemleri içinde tepe noktası bilinen parabolün nesi? Denklemine giriyor. Ne dedim ben? Hani Yunanlı bir bilim adamı Arşimet zannedersen demiş ki bana bir şey verin, destek verin, hani bütün dünyayı kaldırayım. Bana bir nokta verin, bütün parabolün denklemini oluşturayım. Aynı şey. 0 ile 4. A 0 ve 4
x ve y değerlerini veriyor. Yani x 0 iken y 4. Peki bulalım. Tepe noktası verilmişse madem. Evet. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k idi. Doğru mu? Buradan ben r'nin 5 bölü 2, k'nın da 5 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda x yerine 0 koyduğumda y'nin de 4 olduğunu biliyorum. Bak burada. X yerine 0 koyduğumda y 4'müş. R 5 bölü 2'miş. K da 5'miş. Hepsini bir yerine koyalım. 4 eşittir. A çarpı x 0. R de kaçtı? 5 bölü 2. Artı 5. Bunun da nedir? Karesi. Peki. 4 eşittir. Eksi 5 bölü 2, 25 bölü 4. Yani 25 A bölü 4. Artı 5 karşıya geçsin. Ne oldu? Eksi 1. 4 ile çarptık. Eksi 4. Eksi 4 eşittir 25 A. A eşittir. Eksi 4 bölü neymiş? 25. Evet. İstanbul Üniversitesi biraz şey yapmış bu konuda. Küsuratlı sayılar vermiş. Evet, 25 bölü 4. A'yı bulduk 25 bölü 4. Şimdi parabolün denklemini oluşturabiliriz. Hani biraz uğraşsın demiş herhalde çocuklar. Sade bir sonuç vermemiş. Peki, uğraşalım biz de, ne yapalım? İşimiz yok. Peki, y eşittir. Eksi 4 bölü 25. X eksi r'yi tekrar 5 bölü 2 olarak yazıyorum. Artı 5'i yazıyorum. Karesini aldık. Tamam mıdır? Evet. Y eşittir. Eksi 4 bölü 25. Burası x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 5x bölü 2. İki katı eksi 5x. Artı 25 bölü 4. Bir de artı 5'im var. Şimdi bu tür şeylerde hiç fazla açıp da bunların hepsini çarpmaya kalkmayın. Çünkü benden x'in önündeki katsayısı isteniyor. X'in önündeki katsayı yani b'yi de eksi 4 bölü 25 ile eksi 5'i çarparak ne yapabilirmişiz arkadaşlar? Bulabilirmişiz. Demek ki b eşittir. Eksi 4 bölü 25 çarpı ne olacak? Eksi 5. O da eşittir. Artı olacak sonucumuz. Eksi 5 ile 25 sadeleşti 5. Ne olacakmış? 4 bölü 5. Artı 4 bölü ne olacakmış? 5. Evet. Dediğim gibi pratik düşünmek gerekiyor. Hani ille bunu açıp da denklemi bulmamızı istemiyorlar arkadaşlar. Sadece buradaki b'yi biliyorlar. Ben burada a yazdıktan sonra b'yi oluşturacak sayı x'in önünde katsayı olduğu için şuradaki a ile şuradaki x'in önündeki katsayı çarptığında neyi yaparmışım? B'yi bulurmuşum. Anlaştık mı? Demek ki uzun uzadıya çarpmamıza gerek yokmuş. Peki. Geldik. Bir iki soru daha çözelim. Ondan sonrasında dersimizi bitirelim. Bakalım. Size layık sorular bulabilecek miyiz? Evet. Şu alandan bahsetmiştim ben. Genelde şimdiye kadar pek fazla üniversitenin sorduğu bir soru değil ama hani akıllarına düşer bu sene de bunları soralım der. Biz yine gösterelim. Oldu mu? İki tane de onlarla ilgili çözelim. Birincisi şu olsun. X, Y parabolümüzü çizeyim. Şöyle bir şey. Yamuk parabol oldu ama idare ederiz. Şöyle. Şurada bir kesiştiği nokta var. Burada şöyle bir kesiştiği nokta var. Burası 3 noktası. Burası 2 noktası. A noktası. Şurası da neymiş? Eksi 2, 3 noktası. Yani şurası 3, burası eksi 12. Bu da y eşittir fx. 0. Evet, taralı alanı soruyorum. Yani şu alanı soruyoruz.
bunlara da isim verelim isterseniz. A, B, C diyelim de. A, B, C üçgeninin alanını soruyoruz. Evet, olay bu. Kırmızıyla belirteyim. Ekranda belki görünmeyebilir. Yani şu alanı soruyoruz. Tamam. Şimdi burada benim neye ihtiyacım var? Eğer burada üçgen alanı soruyorsa tab alanın çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliğin burası. Tab alanının burası. Eksi 3 burası bu arada. Şöyle eksi olarak göstereyim. Kitapta yazmamışlar ama eksi 3 olacak. Eksi 3, 0, 2. Buranın ben 5 birim olduğunu biliyorum. Taban alanım neymiş? 5 birim. Yüksekliği bulur isem alanı da bulurum. Yüksekliği bulmam için şu parabolün y'yi kestiği neyi bulmam gerekiyor arkadaşlar? Y'yi kestiği noktayı bulmam lazım değil mi? Onun için de parabol denklemini bulmam lazım. Peki parabolün denklemini nasıl bulacaktık? İşte iki nokta verilmiş, kesilmiş. Artı bir nokta daha verilmiş. Bakın 3'e o eksi 12. Ne demiştik demin? Bana bir nokta verin. Parabolün denklemini bulayım. Peki yapalım. Y eşittir. A çarpı x eksi x1 x eksi x2. Neden iki nokta verildiği için? Tepe noktasıyla hiç uğraşmadım. Tepe noktasıyla ilgili herhangi bir fikrim yok. Aslında fikrim var. 3, 2, 5, 2 buçuk. Burası 1 bölü 2. 1 bölü 2 noktası x, r noktasını biliyorum. Ama y noktasını bulmakta yine zorluk çekeriz. Yine formüle ihtiyacımız var. Peki. Şimdi şurada x 3 iken y kaçmış arkadaşlar? Eksi 12'ymiş. Yazıyorum. Eksi 12 iken a bilinmiyor. X kaçtı? 3. 3 eksi x 1. Eksi eksi 3 ne oldu? Artı 3. Çarpı. X yerine 3 yazdık. Eksi x 2. X 2 noktası ne? 2. Anlaştık. Peki güzel. Eksi 12 eşittir. Burası ne oldu? 6. 6 çarpı 1 6. 6a. A eşittir neymiş? Eksi 2. E doğal değil mi zaten? Çünkü kollar aşağı doğru. X karenin öndeki kat sayısı ne olacak? Eksi olacak. Peki. Denklemi yazalım. Y eşittir. Eksi 2. X artı 3. Ha bunda da pratik düşünün. Bu sefer x yerine herhangi bir şey koymuyoruz. Ne koyuyoruz? X1 ve x2 değerlerini koyuyoruz. X artı 3, x eksi 2 olacak. Evet. Parabolümüz buymuş. Bizden y ekseni kestiği noktayı bulmak istiyor, istendiği için x yerine ne koyacağız arkadaşlar? 0 koyar isek y ekseni kestiği noktayı da ne yaparmışız? Bulurmuşuz. Peki y ekseni kestiği noktayı bulalım. Y eşittir. Eksi 2 çarpı 3 çarpı ne olacak? Eksi 2. Şurada parantez içine alalım. 4 kere 3 ne oldu? 12. Demek ki y eksenini kestiğimiz şu A noktası neymiş? 12. Yani dolayısıyla yüksekliğim ne olurmuş arkadaşlar? 12. Alanı nasıl bulacağız ondan sonra? 12 çarpı 5 bölü alan diyelim. 12 çarpı 5 bölü 2. Bu da 6 ile sadeleşti. 6 kere 5, 30 birim kare olacakmış. Evet, cevaplara bakıyoruz. Var. Yani çözümler yok da cevaplar var. Evet, 7D demiş. 30 birim kare. Anlaştık mı arkadaşlar? Demek ki şu uzunluk lazım. O uzunluk içinde parabolün y'yi kestiği nokta lazım. O zaman da ne yapıyormuşuz? Denklemi bulup x yerine 0 koyduğumuzda y'yi kestiği noktayı buluyoruz. O da bizim neyimiz oluyor? Yüksekliğimiz oluyor. Peki bir soru daha yapalım. Evet. Şöyle x y şöyle geldik böyle gittik y eşittir fx verildi a burası verildi
B burası verildi. Şimdi şuradan şuraya bir doğru indirmişiz. Şuradan da şuraya bir doğru daha indirmişiz. Burası da C noktamız olmuş. Şu noktayla koyduğum yerler. Evet. Y eşittir 2x kare eksi 12x artı 10 imiş. Taralı alan, yani alan ABC üçgeni ne eşittir? Burada da alanı koyalım da. Evet. Ne istiyoruz? Şu taralı alanı istiyoruz. Evet. Şimdi burada kolay. Denklemi verilmiş bize. Denklem verildiğine göre x eksenini kesen noktaları bulurum. Taban alanını bulurum. Bir. İkincisi, x'e 0 veririm. Y eksenini kesen noktayı bulurum. Y eksenini kesen noktayı bulduğum zaman o benim neyim olacak? Yüksekliğim olacak. Yani şurası. Şurası işaretli olan. Tamam. Peki. Bulalım. Burada da şöyle bir şey yapın isterseniz. 2 ile başlıyor ya arkadaşlar. Bunları sadeleştirip yapın. Hepsi 2'ye bölünüyor mu? X kare eksi 6x artı 5. Bu eksi 5 ile eksi 1'in çarpımı, değil mi? 0'a eşitlediğimizde ne yapıyorduk? Y'ye 0 verdiğimizde x eksenini kesen noktaları buluyorduk. Eksi 5 ile eksi 1'in çarpımı artı 5. Eksi 5 ile eksi 1'i topladım. Eksi 6. Yani x eksi 5, x eksi 1. Birinci noktamız 5. İkinci noktamız kaçmış? 1. Aslında küçükten büyüğe yazsak olur. Neyse. Fark etmez. B 5 x ne olacak? A yani 1. Aslına bakarsanız 1'e 0, 5'e 0. Hani analitik anlamda gösterimi bu. Tamam. Yani y 0 iken A noktası 1, y 0 iken B noktası 5. Bulduk. Peki şuradaki C noktasını nasıl buluyorduk? Bu sefer x'e 0 veriyorduk. X'e 0 verdiğimizde, yani x eşittir 0 için y kaç olacaktı arkadaşlar? 10, değil mi? X'li tüm ifadeler gidiyor artık. Y eşittir kaçmış? 10. Dolayısıyla yüksekliğim kaç olacakmış? 11. Peki 1'den 5'e bu ne olacak? 4 birim olacak, değil mi? 5'ten 1 çıkarıyoruz, 4. Ama bunu kesinlikle 1'den 5'e 5 birim falan almayın. Ne olacak o zaman? Yanlış cevap bulmuş olacaksınız. 10 birim. Alan S diye gösterilir. A diye de gösterilir. Biz Türkçe A diye gösteriyoruz. Bazı kitaplarda S diye gösterilir. A, B, C eşittir. Nedir? Yükseklik çarpı taman bölü 2. Bir üçgen olduğu için 10 çarpı 4 bölü 2. 40 bölü 2 ne olacak? 20 birim. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Evet. Bu haftalık da bitirelim. Dediğim gibi salı günü yapacağız dersimizi inşallah 6.30'da. Pazar günü ben şimdi naçizane şöyle düşündüm. Daha konuşmadım herhalde kurumumuzla ama. Pazar günü tabii iki tane yorucu bir sınava giriyorsunuz. Ondan sonra derse katılmanız biraz problem olabilir. Hani o dersi dersten önce yapıp da problemli olduğunuz en azından bir konuyu daha anlatmak bana daha mantıklı geliyor. Onun için de bir gün ayarlaması yapalım. Size mesajla bunlar iletilecektir arkadaşlar. Hani muhtemelen salı günü, belki cuma günü bir daha ders, bir cumartesi günü daha ders yaparak en azından sınava kadar olan noktada 3 ders yapmış oluruz. Böylelikle de en azından problemli olduğunuz bir konuda çözülmüş olur diye düşünüyoruz. Yani sınavdan önce görüşeceğiz yine inşallah. Çalışmaya devam edelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.